Babacığım, bana anlatsana onları. Yeni annemle kardeşlerim nasıl insanlar? Beni sevecekler mi? Tabii sevecekler. Senin gibi cici kızı kim sevmez? Onları öyle merak ediyorum ki. Sabret, biraz sonra gelecekler, görürsün. Dadı, annemle kardeşlerim bugün geliyorlar. İçimde öyle bir sevinç var ki. Ah, buram heyecandan sıkışıyor sanki. Daha hiçbirini görmedim. Tanımıyorum onları. Ama beni çok seveceklerini biliyorum. Ben de onları çok seveceğim. Yürü kızım, gidelim. Belki beklediklerin gelmişlerdir. Dilsiz eskiden beri yanımızda çalışır efendim. Gideceği bir yer, tanıdığı bir kimsesi olmadığı için onu beraberimizde getirdik. Mahsur olmadığını ümit ederim. Mahsurlu olmak da ne demek? Hem nasıl olsa artık kalabalık bir aile olduk. Yardımcıya da ihtiyacımız olacak. Ne kadar iyi bir insansınız. Size çok teşekkür ederim. İyi ama küçük kızımız nerede? Onu merak ediyoruz. Değil mi kızlar? Meraktan çatlayacağım. Ben de. Geldiğinizi duymuştur herhalde. Geldi işte. Ah yavrum, ne kadar tatlı, ne kadar güzel şey. Gel seni bir öpeyim. Bak bunlar da kardeşlerin. Siz de öpün kardeşinizi. Anneni ve kardeşlerini sevdin mi kızım? Evet, çok sevdim babacığım. Hadi onları al, köşkü bahçeyi gezdir. Alışıncaya kadar yakınlık göster. Gelin kardeşlerim. Bunlar hakiki mi? Tabii, hepsi hakiki. 15 yaşına bastığım zaman babam almıştı onları. Ben takacağım onu. Bırak diyorum! Gördün mü yaptığını sersem, bana ne verseydin? Üzülmeyin, boşuna kavga etmeyin. Kutunun içinde başkaları da var. Hem ben hepsini birden takamam ki. Artık kardeşliğimiz, her şeyimizi paylaşırız olur biter. Ne güzel kar yola bu. Çok rahat. Sizinkiler de en az bunun kadar rahattır. Hadi gelin, size odanızı göstereyim. Sabah çok erken mi çıkacaksınız efendim? Evet. Gün doğarken yola çıkıyorum. Büyük bir av partisi bu. Birkaç gün sürebilir. Ama kızım, benim yokluğumu size hissettirmez. Öyle değil mi kızım? Tabii babacığım. Babacığım, ne olur çabuk dön. Uzun sürmez yavrum, 2-3 gün sonra buradayım. Ne olur kendinize dikkat edin. Merak etmeyin, ilk defa ava çıkmıyorum. Ne kadar iyi avcı olduğunuzu biliyorum efendim. Ama 2-3 günde olsa sizden ayrı kalmak kolay değil. Gösterdiğiniz sevgiye teşekkür ederim. Mükafat olarak dönüşte size en iyi av hayvanlarını getireceğim. Güle güle babacığım. Ha! Güle güle. Thank you.
kızım? Bilmem. Birden buramda bir acı hissettim. İçimde garip bir his var. Sanki bir felaket oldu. Öyle kötü şeyler yorma yavrum. Hadi, hadi gel içeri girelim. Acı çektiğini biliyorum yavrum. Fakat kendini daha fazla harap etmenin faydası yok. Neredeyse sabah olacak. Hadi gel. Gel seni odana götüreyim de biraz olsun istirahat et. Yoksa hasta olacaksın. Bütün gün ağzına bir lokma bir şey koymadın. Sana süt getireceğim. Yatmadan önce içersin. Ne arıyorsun bu odada? Burası benim odam. Artık değil. Bundan sonra bu karyola da benim kızlarım yatacak. Peki ben ne olacağım? Hadi yürü, gel sana yatacağın odayı göstereyim. Hadi! Hadi yürü! Bunu sana söylediğim yere götür. Nereye gönderiyorsunuz beni? Bodrumdaki ocak başına. Bundan sonra orada çuvalların üstünde yatacaksın. Çuvalların üstünde mi? Peki ama neden? Ben öyle istiyorum da ondan. Artık bu evde emirleri ben veriyorum. Sakın karşı gelmeye kalkma, fena olur. Hadi git. Bir an evvel zıbarmaya bak. Yarın sabah çok işin olacak. Ne oldu birdenbire? Annem neden bana böyle davrandı? Acaba bilmeyerek bir kabahat mı yaptım? Neden beni buralara attı? Kızcağız bütün gün aç durdu. Bu ne küstahlık? Bu evde benim iznim olmadan kimse bir şey yiyip içemez. Bu evde emirleri ben veriyorum, anlaşıldı mı? Anlaşıldı ama onun aç yatmasına gönlüm razı olmaz. Onu elimle büyüttüm ben, elimle. Öyle mi? Belki sen büyüttün ama artık sana ihtiyacı kalmadı. Yarın pılını pırtını toplayıp buradan gideceksin, anlaşıldı mı? Babacığım, neden öldün sanki? Sen ölmeseydin, bunlar başıma gelir miydi? Ben onlara ne yaptım? Üvey annem neden? Neden bana böyle kötü davranıyor? Halbuki ben onu bir anne gibi sevmiştim.
Ne kötü talihim varmış meğer. Sevgili dostlarım, benim burada olduğumu nereden bildiniz? Sizi yanımda görmek beni öyle sevindirdi ki. Dün gece dünyada hiç dostum kalmadı sanıyordum. Ya Boncuk, böyle işte. Beni odamdan atıp burada yatırdılar. Sebebini bir türlü anlayamadım. Herhalde annem bir şeye kızmış olacak. Kabahatimin ne olduğunu bilsem, belki kendimi ona affettirebilirim. Karnınız aç değil mi? Beni burada bekleyin. Birazdan hepinizin yemeğini getiririm. Günaydın. Dadım benim tabağımı koymayı unutmuş galiba. Sofrayı dadın kurmadı. Ben kurdum. Neden? Artık burada değildi ondan. Onu kovdum. Kovdunuz mu? Ona bu evde ihtiyacımız yok. Peki bize kim bakacak? İşleri sen yapacaksın. Önce kahvaltımı edebilir miyim? Hayır, burada edemezsin. Bu pis halinle sofraya oturtmam seni. Suratına bak, kül içinde. Kül kedilerine dönmüş. Evet, tıpkı kül kedisi. Anneciğim, bundan sonra onun adı kül kedisi kalsın. Tamam, kül kedisi. Bu isim ona çok yakıştı. Hadi bakalım kül kedisi, doğru aşağı, ocağın başına. Orada bir lokma bir şey yer, sonra hemen işe başlarsın. Yatmak yok. Ama daha çok işimiz var. Gece yarısına kadar da sürse bitireceksin. Günaydın sevgili kardeşlerim. Nasıl, iyi uyudunuz mu? Sana ne? Seni alakadar eder mi? İşine bak, başka bir şeye karışma. Aman ne labali şey. Beceriksiz şeysin sen, elinden hiçbir iş gelmez mi senin? Ne oldu gene? Bu aptal çay bardağını devirdi. Elim çok fena yandı. Hadi hadi, bir şey olmaz, git yeniden çay yap. Şunları da al, hemen yıka ve ütüle, akşama lazım. Kül kedisi. İsmim bundan sonra kül kedisi oldu. Halbuki babam bana hep prensesim derdi. Bana bin bir gece masallarını anlatırken o masallardaki prensesleri hep bana benzetir. Prenses de tıpkı sana benzermiş derdi. Babam sağ olsaydı yine bana masallar anlatır. Beni yine prenseslere benzetirdi. Bin bir gece prenseslerini. Bin bir gece. Prensiz.
acıktınız değil mi? Öyle işim vardı ki bir türlü size bakacak vakit bulamadım. Hadi şimdi iyice karnınızı doyurun bakalım. Ağzıma bir şey koymadım. Bana biraz yiyecek verebilir misin kızım? Tabii, tabii veririm. Sen biraz bekle, şimdi getiririm. Allah senden razı olsun kızım. Eğer sen olmasaydın aç kalacaktım. İyice karnını doyur teyze. Sağ ol. Eğer istersen daha da getiririm. Seni daha evvel buralarda hiç görmedim. Civarda mı oturuyorsun? Ormanın içinde küçük bir kulübem var. Çok çok fakir bir kadınım ben. Eğer sen olmasaydın açlıktan ölecektim. Sağ ol. Kim bu kadın? Şimdi deve dilencileri mi topluyorsun? Dilenci değil o. Yoksul bir kadın. Ne yapalım yoksulsa? Bir daha böyle şey istemem. Hadi işinin başına. Sen de defol. Getirdim teyze. Allah senden razı olsun kızım. Demek benim için bu kadar yol geldin. Biraz oturup dinlenmez misin? He? Yok, hemen gitmeliyim. Üvey annem beni evde arar da bulamazsa çok kızar. Sen bunları ye, ben sana yine getiririm. Altın gibi bir kalbin var. Bu iyiliğinin mükafatını Tanrı er geç sana verecektir yavrum. Hadi hoşça kal teyze. Güle güle kızım. Oğlum gene bahçede dolaşıyor. Keyifsiz ve sıkıntılı. Evet efendimiz, keyifsiz ve düşünceli. Belki de bir sıkıntısı var. Belli ki bir sıkıntısı var efendimiz. Acaba prensimizi eğlendirmek için bir av partisi tertip etsek? Hayır. Avdan yeni döndü. Ben bu sıkıntının sebebini tahmin ediyorum. Oğlumu evlendirmemiz lazım. Onun güzel bir eşe ihtiyacı var. Artık ben de yaşlandım, sarayın salonlarında koşacak, kucağımda hoplatarak sevebileceğim torunlar istiyorum. Haklısınız efendimiz, lakin prensimize layık bir kız nasıl bulsak acaba? Onu sen düşüneceksin. Ülkemde elbet oğlumun beğeneceği, onu mutlu edebilecek bir kız vardır. Herhalde vardır efendimiz. Lakin ülkedeki bütün genç kızları tek tek prensimize nasıl gösterebiliriz? Vezirim değil misin? Bu işin çaresini sen bulacaksın. Hem de en kısa zamanda. Fakat efendimiz... Fazla laf istemem, emrimi duydun. Hemen şimdi gidecek ve emrimi yerine getireceksin. Emredersiniz efendimiz. Düşündüm taşındım bir karar verdim. Şu bizim prensin artık evlenmesi lazım. Meseleyi krala açtım, kabul etti. Çok iyi düşünmüşsünüz efendim. Lakin prensimize layık bir kız bulmak kolay değil.
Elbette ülkemizde prensin beğeneceği bir kız bulunur. Bulunmasına bulunur belki ama bütün kızları prense nasıl gösteririz? Buna bir çare bulmak lazım. Süresi, yaverim değil misin? O çareyi de sen bulacaksın. Hem de çok çabuk bulacaksın, zira beklemeye tahammülü yokmuş. Fakat efendim... Süresi, itiraz istemem, emrimi duydun. Hemen git ve bir çare bul. Yoksa o kalın kafanın başına gelecekleri bilirsin. Oh, emredersiniz efendim. Şey hadi! Prensimizin bir derdi var galiba. Evet, derdinin ne olduğunu ben çok iyi biliyorum. Bu delikanlıyı evlendirmek lazım artık. Fikrimi krala ve vezire açtım, bana hak verdiler. Aman ne olursa senden olur dediler, prense uygun bir kız bulmam için ricada bulundular. Doğrusu zor iş, koca prens bu. Ona layık bir kız kolay bulunur mu? Ülkemizde elbet prensin beğeneceği bir kız vardır. Evet, belki vardır. Fakat ülkedeki bütün kızları prense nasıl göstermeli? O çareyi de sen bulacaksın. Benim seyisim değil misin? Ha, evet, seyisinizim ama... Fazla laf istemem. Düşün taşın da en kısa zamanda bu işe bir çare bul. Hadi durma. Baş üstüne efendim. Hadi. En kısa zamanda çare bulmalıymışım. Alt tarafı ben bir seyisim. Koskoca yaver olacaksın. Sen bulsana çareyi. Hayrola, pek sinirli görünüyorsun. Sinirliyim tabii. Prensi evlendirmek için ülkenin bütün kızlarını ona göstermek lazımmış. Yaver ille de bir çare bul diyor. Hepsini teker teker nasıl gösteririz? Bundan kolay ne var? Kızları saraya toplayın. Saraya mı toplayalım? Peki ama nasıl toplayacağız? Bir balo tertipleyin, ne kadar evlenme çağında kız varsa gelsin diye ilan edin. Ha. Bu fikir fena değil galiba. Bir balo yapalım he? Evet, olabilir. Prensimiz bütün kızları bir arada görürse içlerinden birini beğenir belki. Ya. Bu işi bir düşüneceğim. Tamam, sen çekilebilirsin. Hadi. Aferin, iyi akıl etmişsin doğrusu. Bir balo yapmak güzel fikir. Kızların hepsini saraya toplarsak prensimiz aralarından birini beğenir diye düşündüm efendimiz. İyi. Hadi şimdi gidebilirsin artık. Söyle bakalım, neymiş bulduğun çare? Efendimiz, bütün gece gözümü kırpmadan düşündüm ve nihayet buldum. Eğer sarayda bir balo tertip eder ve ülkenin evlenme çağına gelmiş bütün genç kızları bu baloda bulunacaklardır diye tellal çıkarırsak, prensimiz hepsini bir arada görünce belki aralarından birini beğenir efendimiz. Ha, iyi bulmuşsun, hemen tellal çıkarın. Balo bu akşam yapılsın. Emredersiniz efendimiz. Dikkat dikkat, kralın emri. Duyduk duymadık demeyin. Kralımız bu gece sarayda yapılacak baloya ülkenin evlenme çağına gelmiş bütün kızlarını çağırıyor. Prensimiz aralarından birini beğenecek ve onunla evlenecektir. Zengin fakir, uzun kısa, şişman zayıf, hiçbir fark gözetilmeden ülkede ne kadar kız varsa hepsi bu baloda bulunacaklardır. Evet, tekrar ediyorum. Kralımız bu gece sarayda yapılacak baloya ülkenin evlenme çağına gelmiş bütün kızlarını davet ediyor. Zengin, fakir, herkes bu baloya davetlidir. Duyduk, duymadık demeyin! Bırak diyorum, bırak onu! Ben yiyeceğim onu! Çekmesene! Bırak onu! Bu gece baloda ikiniz de birbirinizden güzel olmalısınız. Eğer prensin dikkatini çeker, onun hoşuna gitmesini bilirseniz ülkenin prensesi olacaksınız. Ben de prensesin annesi olacağım. Bırak elbise, bunu bak, ben giyeceğim. Hayır, ben giyeceğim. Çek elbise, ben giyeceğim. Bırak diyorum sana, hadi bırak. Bırakın, kavga etmeyin. Şu haliniz prenses olacak kızlara yakışıyor mu? Alın ikinize de bir elbise. Al sen şunu giy bakayım. Bak ne güzel oldu. Seninki de öyle. Benim güzel kızlarım. Ne güzel.
Ne var? Ne istiyorsun? Sarayda balo varmış, tellal bağırıyordu, duymadınız mı? Duyduk, ne olacak? Saraydaki balodan sana ne? Tellal ülkedeki bütün kızlar baloya gelecek dedi. Demek ki ben de gideceğim. Sen de mi gideceksin? Duydun mu, bu da gidecekmiş. Ne yapacaksın sen baloya gidip? Sen hiç hayatında balo gördün mü? Yok, görmedim ama tellal ülkenin bütün kızları gelecek dedi. Neden gitmeyeyim? Doğru, baloya gitmek onun da hakkı. Evet, sen de gelebilirsin bizimle baloya. Tabii bütün ev işlerini bitirmek şartıyla. Size söz veriyorum, akşama kadar bütün işleri bitireceğim. Herhalde baloya bu kılıkta gidemezsin. Üzerine giyecek bir şey bulman lazım. Bulurum tabii. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum anneciğim. Bu kül kedisini nasıl yanımızda baloya götürürüz? Neden ona söz verdin? Evet, söz verdim ama bir de şart koştum. Eğer işlerini bitirebilirse baloya gelecek. İşleri hiç bitmeyecek ki. Giyecek bir şeyimiz yok ki. Bu tuvaleti 3 defa giydim. Baloda dünyada bunu giyemem. Ya ben? Benim giyecek bir şeyim var mı sanki? Yakasına bak, ne kadar eski model. Neden eski model olsun kızım? Daha geçen sene yaptırdık. İyi ya, bu sene bu moda var mı? Bu eski elbiseye baktıkça midem bulanıyor. Ya benimkinin şu incileri? Aman Allah'ım, ne kadar çirkin şeyler. Şşş, kızlar kızlar! Durun bakayım, sakin olun. Sinirlenmek insanın güzelliğini bozar. Halbuki bu akşam balonun en güzel kızları sizler olacaksınız. Kimin o elbise? Nereden buldun onu? Eskiden beri vardı. Anneminmiş. Ne annesi? Ver onu bana. Ben giyeceğim. Hayır, ben giyeceğim. Bırak, önce ben aldım. Çek, yırtılacak işte şimdi. Ne yapıyorsunuz, ne oluyor burada? Neden kül kedisinin tuvaletini yırttınız? Baloya nasıl gelir sonra? Gitmesin daha iyi. Hizmetçilerin baloda ne işi var? Yanımıza alıp rezil mi olalım sonra? Yo, bu onun da hakkı. Eğer işlerini bitirebilirse o da gelecek. Sen taçları temizledin mi? Hayır, daha silemedim. Hadi ne duruyorsun öyleyse? Koş, her yer pırıl pırıl olacak. Fakat... Fakatı makatı yok. Baloya gitmek istiyorsan dediğimi yap. Hadi bakalım. Ah bak ne güzel oldun. Aynaya bak, haline bak, ne güzel. Aa, çekil! Ne iş yok? Aman, gene başlamayın kavgaya! Bırak beni! Prens Hazretleri! Zaten beni seçeceğinizden o kadar emindim ki! Prens beni görünce hiç kimseyi beğenmesine imkan yok demiştim. Demek beni beğendiniz. Ah, inanamıyorum. Sanki rüya görür gibiyim. Gelininiz olarak kızımı seçmeniz beni fazlasıyla mesut etti Kral Hazretleri. Kızımın kraliyet ailesine layık bir gelin olacağına emin olabilirsiniz efendim. Çocuklarımızı düşünüyorum da, prens ve prensesciklerim. Kim bilir ne güzel yavrular olacaklar. Siz yakışıklı, ben güzel. Dikkat etseniz de canım, baksana be! Güzel oldunuz.
Yakıştı değil mi bana? Tabii yakıştı, güzele ne yakıştı. Saçımı düzeltsene. Ama güzel saçın, hadi geç kalacağız artık. Hadi bakalım. Şimdi de bu salonu toplayacak, yerleri pırıl pırıl yapacaksın. Eğer baloya gitmek istiyorsan önce işleri bitirmen lazım. Anne, araba geldi, hadi gidelim. Biz gidiyoruz şekerim. Eğer işlerini bitirebilseydin sen de bizimle gelecektin. Ama bitiremedin. Araba geldi, seni bekleyemeyiz, ne yapalım? Ben zaten baloya falan gitmek istemiyorum artık. Siz gidin. İyi geceler. İyi geceler. Ne kadar çok seviyorsunuz çocuklar. Sizden başka hiç kimse sevmiyor. Ne annem ne kız kardeşlerim. Baloya gitmeyi ne çok istemiştim. Ama götürmemek için ellerinden geleni yaptılar. Artık hiçbir şeye inanmıyorum. Ne mutluluğa, ne dostluğa, ne de insanlığa. Yaşamak bile istemiyorum artık. Aldanıyorsun yavrum. Bakın böyle düşünme. Cesaretini kaybetmek senin o güzel yüzüne hiç yakışmıyor doğrusu. Ne cesaretim ne de ümidim kaldı. Hiçbir şeye inanmıyorum artık. Ya mucizeler? Mucizelere de inanmıyor musun? Hayır. Birazdan inanacaksın. Hadi sil bakayım o yaşlarını. Baloya öyle kırmızı bir burun ve ağlamaktan şişmiş gözlerle gidemezsin. Baloya gitmiyorum ki. Kim demiş? Ben buraya baloya göndermek için geldim seni. Şimdi sihirli değneğimle neler yapacağım bak gör. Sihirli değnekle mi? Yoksa... Evet, ben bir iyilik perisiyim. Yapılan iyilikleri hiçbir zaman unutmam. Bana yemek getirdiğin günü hatırlıyor musun? Ben perilerin çok daha başka türlü olduklarını zannederdim. Bir peri istediği kılığa girebilir.
ederim. Çok güzel oldun. Şimdi seni baloya götürecek bir araba lazım. Hı? Gel benimle. Güzel elbise, bu araba, bu atlar, sanki bir rüya görüyorum. Evet, unutma ki rüyalar pek uzun sürmez. Seninki de saat gece yarısını vurduğu an sona erecek. Atlar, araba, elbise, arabacı hepsi kaybolacak. Saat 12'yi vurmadan balodan ayrılmış olacak. Daha gece yarısına çok var. Güzel ve mutlu saatler sandığından daha çabuk geçer yavrum. Hadi, hadi git artık, vakit kaybetme. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Teşekkür lüzum yok. Hadi bin arabaya. Hadi yavrum, hadi, hadi bin. Hadi atla çabuk. Çabuk. Hadi. Ne? Ortadaki kız fena değil, ha? Ne dersin? Prens belki onu beğenir. Hiç sanmam efendimiz. Görmediniz mi? Yüzlerine bile bakmadı. Dul bayan hoş yürekli kızları. Beni evlendirebilmek için böyle bir balo yapmak hanginizin fikriyse tebrik ederim. Benim fikrimdi efendimiz. Senden daha akıllıca bir şey beklenmezdi zaten. Boşuna yorulmuşsun. Bunların arasında benim evlenebileceğim bir kız yok. Üstelik uykum gelmeye başladı. Şimdi eğlenceler başlayacak efendimiz.
Bu balo bir işe yaramayacak galiba. Baksana prens sıkılmaya başladı. Baloya bir peri kızının da davetli olduğundan haberim yoktu. Gözlerimi kamaştıran bu güzelin kim olduğunu öğrenebilir miyim acaba? Kim olduğumu öğrenmek sizin için bu kadar önemli mi? Evet. Çünkü insan rüyasında bile kolay kolay göremeyeceği böyle büyüleyici bir güzellik karşısında kalırsa onu tanımak ister. Farz edin ki bir rüya ülkesinden gelen davetsiz bir misafirim. Beni balonuza kabul eder misiniz? Elbette. Hem de şeref misafiri olarak. Hele güzel olduğunuz kadar alçak gönüllü de olup gecenin ilk dansını bana bahşederseniz kendimi buradaki erkeklerin en mutlusu sayarım. Ne bileyim, geldiği zaman adını söylemediler ki. Birdenbire salonda bitiverdi. Baksana prensi adeta büyüledi. O varken gözü kimseyi görmez artık. Üstelik güzel bir şey olsa bari, sıskanın biri. Kim bu kız? Hiç tanımıyorum efendimiz. Ülkemizde böyle bir güzelin yaşadığından haberim yoktu. Prensin onu beğendiği belli. Bu gece evlenme teklif edeceğinden eminim. Çok uykum geldi. Haklısınız efendimiz. Sizin yaşınızdakilerin bu saatte yataklarında olmaları gerekir. Ben de yatmaya gideceğim zaten. Ben de gideceğim. Öp, sen yatamazsın. Çünkü vazifelisin. Önce bu güzel kızın kim olduğunu öğrenecek, sonra da oğlum ona evlenme teklif edince bana haber getireceksin. Emredersiniz efendimiz. Kızı çok beğendim. Soylu bir aileden olduğu belli. Eğer gelinim olursa çok sevinirim. Bana bak. Kim bu prensi dans eden kız? Bilmiyorum efendimiz. Kendisini ilk defa görüyorum. Fakat soylu biri olduğu belli. Malum, o kadarını biz de görüyoruz. Ukaralık istemez. Prensin de kızdan hoşlandığı anlaşılıyor. Eminim ki muhakkak bu gece evlenme teklif edecekler. Yaver. Derhal bu kızın kim olduğunu öğreneceksin. Emredersiniz efendim. Çey. Gel. Kimin arabası bu? Bilmiyorum efendimiz. Herhalde yabancı bir memleketten gelmiş olacak. Fakat itiraf edeyim ki şimdiye kadar böyle güzel bir araba görmemiştim. Ne sunutuyorsun? Bana bak, derhal bu arabanın nereden geldiğini ve kime ait olduğunu öğreneceksin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendimiz. Hadi. Bu ne güzel araba böyle. Çok hoşuma gitti.
Araban çok güzel diyorum. Efendin çok zengin olmalı. Siz burada değilsiniz değil mi? Yoksa mutlaka tanırdım. Sana söylüyorum ya. Ya sağır mısın arkadaş? Sana laf söylüyoruz. Aman Allah'ım. Ama senin yanındayken bütün varlığımı tatlı bir heyecanın sardığını hissediyorum. Belki de bunun adı aşktır. Ne olur söyle, kimsin? Hangi ülkenin prensesisin? Nereden geldin? Kim bilir? Belki de gökyüzündeki yıldızların birinden. Belki de Zuhal yıldızından. Ne olur üzme beni. Seni tanımak istiyorum. Yazık ki buna imkan yok. Sizin için gökteki yıldızların birinden gelmiş... Sadece birkaç saatlik ömrü olan bir prenses olarak kalmak zorundayım. Ne olur bana hiçbir şey sormayın da bu güzel rüyamız bozulmasın. Seni bir daha hiç göremeyecek miyim? Bilmem. Bu iyilik perisine bağlı. Eğer o isterse bizi tekrar karşılaştırır. İyilik perisi mi? Onu nerede bulabilirim? Eğer gerekiyorsa gider yalvarırım. Saat kaçı vuruyor? 12. Hemen gitmem lazım. Neden? Biraz daha kalamaz mısın? Daha çok erken. Hayır, imkanı yok. İznim bu kadar. Dönmem lazım. Çabuk muhafızlara söyle, şimdi saraydan ayrılan arabayı durdurup içindekini kim olduğunu öğrensinler. Hadi çabuk, gel! Senin kafanı kesmek lazım. Ne biçim davarsın sen? Şu ormanın içinde bir arabayı bulamadıktan sonra ne işe yararsınız siz? Ne işe yararsınız? Efendimiz, ben de anlayamadım. Sanki yer yarıldı, içine girdi. Her yeri aradık, yok. Sus! Senin kafanı kesmek lazım. Senin kafanı kesmek lazım. Tutun kızım. Efendimiz, arabanın arkasından muhafızları gönderdim ama... Onu bulamadılar değil mi? İzine rastlayamayacaklarını biliyordum zaten. Şimdi kim bilir ne kadar uzaklardadır. Belki de gökyüzüne uçtu. Ha? Gökyüzüne mi? Evet. Çünkü o bir masal prensesiydi... ...ve gene geldiği hayal ülkesine döndü. Ya. Yazık. Belki de onu bir daha hiç göremeyeceğim. Beni yalnız bırakın. Onun hayaliyle baş başa kalmak istiyorum. Baş üstüne.
gideceğim ve kalk da bize hizmet et. Beni mi emrettiniz efendimiz? Evet, bak. Oğlumun haline bakılırsa aşık olmuşa benzer. Evet, çok iyi tahmin buyurdunuz efendimiz. Onun yaşındaki bir delikanlıyı ancak aşık olmak böyle düşünceli eder. Bu iyi havadis. Demek nihayet torun sahibi olabileceğim. Derhal o kıza haber gitsin. Saraya çağrılsın ve düğünü yapalım. Emredersiniz efendimiz. Çağırmasına çağırdık da yalnız... Ne demek yalnız? Emrimi duymadın mı? Duydum efendimiz. O halde ne bekliyorsun? Hadi koş kızı çağırt. İmkansız efendimiz. Ne demek imkansız? Eğer kim olduğunu, nerede yaşadığını bilseydik... Sana akşam emir vermiştim. Yoksa kim olduğunu öğrenemedin mi? Maalesef öğrenemedik efendimiz. Arabasına bindi ve birdenbire kayboldu. Muhafızlar bütün gece sabaha kadar aradılar... ...fakat izine rastlayamadılar. Belki de gökyüzüne uçmuştur. Benimle alay mı ediyorsun sen? Bana bak, bu kız yarına kadar muhakkak bulunacak. Yoksa kelleni uçurturum. Fakat efendimiz... İşte o kadar. Fazla laf istemem. Derhal aramaya başlayın. Emredersiniz efendimiz. Aşağılık yaver seni. Bu kız yarına kadar muhakkak bulunacak. Fakat efendim... Nasıl demez? Fazla laf istemem. Ya kızı bulursun ya da kellini keserim. O kadar. Fakat efendimiz, ben zavallı bir seyisim, elimden ne gelir? Fazla laf istemem, emrimi duydun. Ya yarına kadar bu kızı bulursun, ya da kelleni vücudundan ayırırım. İşte o kadar. Gördün mü başımıza geleni kara kaçan? Yarına kadar kızı bulmazsak kelle gitti. Ne gülüyorsun be? Kafamı kesecekler diyorum. Alay etmenin sırası mı? Sen de kafa yok ki kesecekler diye korkuyorsun. Ben de kafa yokmuş. Bu ne bu? İçim bu. Yaşa be kara kaçan. Öyle ya. Hangisinin ayağına uyarsa aradığımız kız odur. Vezir olacak adamım ama kıymetimi bilen yok. Bir düşüneyim bakayım. Dediğin olur mu? İsterseniz vezir hazretlerine ben söyleyeyim. Yağcılığı bırak sersem. Ben söylerim vezire. Defol. De. Güzel. Fena fikir değil, beğendim. 40 yılda bir işe yaradın galiba. Ben krala haber vereyim. Kesin verse. Yağcı herif sen de hemen krala haber verecekmiş. Ben söyleyemem sanki. Ben lazım geleni söylerim. Sen hemen hazırlıkları bitir. Aa, daha duruyor. Hadi. Aferin. Çareyi iyi bulmuşsun. Hemen bir tellal çıkarın... ...ve emrime halka duyurun. Ülkemdeki bütün genç kızlar cam pabucu bir kere deneyecekler. Hadi. Duyduk duymadık demeyin. Kralın emridir. Vezir ve yaveri ev ev dolaşarak... ...ülkemizde zengin, fakir, güzel, çirkin... ...evlenme çağına gelmiş. Ne kadar kız varsa... ...hiçbir ayırma yapmadan... Hepsine camdan bir pabuç giydirecekler. Cam pabuç hangi kızın ayağına uyarsa o prensimizle evlenecek ve ülkemizin prensesi olacaktır. Duyduk duymadık demeyin. Bu kralın emridir. Duyduk duymadık demeyin. Kralın emrini tekrar ediyorum. Cam ayakkabı hangi kızın ayağına uyarsa o prensimizle evlenecek ve ülkemizin prensesi olacaktır. Duydunuz değil mi kralın emrini? Ele geçmez bir fırsat bu. O cam pabuç mutlaka ikinizden birinin ayağına uymalı. Canınız acısa da sakın ses çıkarmayın. Sonunda kraliçe olmak var. Değil mi ya? Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin!
O cam pabuç hangi kızın ayağına uyarsa o kız prensimizle evlenecek ve ülkemizin prensesi olacaktır. Demek sarayda dans ettiğim o güzel delikanlı prensmiş. Duydun mu Boncuk? Saraydan beni arıyorlar. Prens benimle evlenmek istiyor. Allah'ım ne kadar mutluyum. Adamlara geldiler. Eğer onlara ellerindeki cam pabucun öbür eşini gösterirsem beni aradıklarını anlarlar. Saraya götürürler. Prenses olurum. Hemen tavan arasına çıkmam lazım. Efendim, şerefler getirdiniz. Fazla vaktimiz yok. Hemen evdeki kızları çağırın, papucu deneyelim. Ah, evde kızlarımdan başka papucu deneyecek başka kimse yok efendimiz. İyi. Hadi giydir ayakkabıyı. Ufacık ayaklarım vardı. Dans etmekten şişti herhalde. Hadi gayret biraz. Şişmanladım galiba. Aman yeter yeter artık, hadi yeter, uymuyor işte, görmüyor musunuz? Küçük kızım bir daha denese. Bu sefer muhakkak olacak. Boşuna kaybedecek vaktimiz yok, uymuyor işte. Hadi gidelim. Hey.
pabuç kızların ikisine de uymadı. Evde deneyecek başka kimse yoksa gidebiliriz. Ah, hayır, bunlardan başka kimse yok. Acaba o pabucu ben de deneyebilir miyim? Bu da kim? Hani evde başka genç kız yok demiştiniz? Bu mu? Bu hizmetçimiz. Hiç hizmetçiden prenses olur mu? Emirde ülkedeki bütün genç kızlar pabucu giyecek yazılı. Gel kızım. Pabucu denemek senin de hakkın. Giydir. Allah kahretsin! Allah kahretsin senin gibi salak herifi! Düz yolda bile yürüyemiyorsun! Söyle bakalım, şimdi krala ne cevap vereceğiz ha? Söyle krala ne cevap vereceğiz? Üzülmeyin efendimiz, bende onun bir eşi daha var. Salak salak bakacağına giydir ayakkabıyı! Bulduk! Aradığımız kızı bulduk! Prensesimizi bulduk!